sağ ol. Koriye kızımız nerede Fatma Hanım? Bir hoş geldin demek yok mu gelen misafire? Su getirmeye gittiydi. Ben bir bakayım. Kızın gönlü yok gibi. Görünmüyor baksana. Niye gönülsüz olsun canım? Kardeşim Cemal'e bütün köyün kızları hayran. Kız Huriye! Nerelerdesin yine? Bağırtmasana beni kızım! Hay Allah! İçeride misafirler varken nereye kayboldun? Hay Allah! Yine Dalına tünedin değil mi sincap kılıklı? Akranların çoktan evlenip çocuklarını kucağına aldı bile. Ayağına gelen kısmetlerle de ilgilendiğin yok. Bak Cemal'in anası içeride. Seni soruyor. Sen hala ağaç tepelerine tünüyorsun. Sırıtıp durma öyle. Bir gün düşüp bacağını kıracaksın diye korkuyorum. Ne yapayım ana? İçerideki kadınların bütün derdi aklımı karıştırıp beni Cemal'e razı etmek. Tamam tamam. Hadi in aşağı güzel kızım benim. Hadi. Ama buradan her şey çok güzel görünüyor ana. İçim ferahlıyor. Allah esirgesin. Bir gün düşüp yerini inciteceksin diye korkuyorum. Korkma anacığım. Dağları seyrediyorum. İlerideki tarlalarda çalışan insanları, yayılan hayvanları. Gelsene bak, çok güzel görünüyor. Tövbe tövbe, daha neler. Bak şu söylediği laflara. Çıkıp bir baksan ne olur ki ana? Baban seni çok şımarttı, çok. Gözümüzden bile sakınarak büyütüyoruz seni evladım. Sen hiç kurda kuşa yem eder miyiz? Hadi ayıp ama. Bak misafirler birazdan kalkacak. Az geleceğim. Tamam. Az daha soluk alayım geleceğim. Tamam. Osman, buradayım. Osman. Buradayım, ağaçtayım dedim. Kulakların sağır mı senin? Kulaklarım duyar elbette ama gözlerim görmez oldu herhalde. Çünkü göremiyorum. Kimsin sen? İn misin, cin misin? Cin falan değilim. Havva kızı bir Havva'yım. Kafanı kaldır da bir bak hele. Yanındaki ağacın tepesindeyim. Hele bak. Çoluğa çocuğa eğlence olduk. Hey küçük kız. Huriye'yi gördün mü? Ya sen çocuk değil Huriye'ymişsin. Bırak şakayı. Asıl sen beni niye bekletiyorsun böyle ağaç tepelerinde? Hele bir yol onu söyle bakalım. Kusura kalmayasın sakın. Anca geldim. Mezarlığa gitmiştim de. Babamın mezarını ziyaret ettim. O zaman başka. Kızmadım beklettiğini. Çok yakında bu bekleyiş bitecek misket kız. Beklediğim aklına gelsin de başka bir şey istemem senden. Babama niye gittin biliyor musun? Helallik almaya. Çünkü en kısa zamanda annem seni istemeye gelecek. İstemeye mi gelecek? Sevindin mi? Hı-hı. Çok. Neyse, ben gideyim artık. Osman. Hı? Kötü bir rüya gördüm. Kendine dikkat et, olur mu? Hayra yor misket kız. Benim için endişelenme. Allah'a emanet ol misket kız. Bekir ağa. Duydum ki paraya sıkışmışsın. Arazilerini satar mısın? Ne dersin ki ciğerlerim iflas etti kıra. Tedavisi güç bir hastalık bu. Artık bir ayağımız çukurda, bir ayağımız hastanede.
Allah acil şifalar versin, duymuştum. Bu sebeple ne var ne yok satıp evi şehre taşıyacağım. O halde bu dar gününde sana bir faydamız dokunsun Bekir Ağa. Hayırlısıyla alayım bütün tarlalarını. Niyetin beni çok sevindirdi Kıra. Dönüm başı bir ücret belirleriz. Ölçer, biçer, teslim alırız tarlaları. Olur. Olur. Ne istersin dönüm başına? Şimdi böyle bir niyete ne desem ki? Söyle, söyle. Dönüm başına 1000 lira istiyorum Kıra. Senin için de uygunsa Kahya ile şehre gider, hemen işlemleri yaparsınız. Sonra da... Hele dur Bekir Ağa. O en kolayı. Ben arazini gezdim gördüm. Bereketli topraklardır. Dönümü 1000 lira etmez ama... daha fazla eder. Ben dönümüne 1500 lira vereceğim. Sıkışmışsın. Eline bir an önce para geçsin diye... değerinin çok altında satıyorsun tarlalarını. Senin yiğit ve dürüst bir ağa olduğunu bilirdim. Ne diyeyim Kıra? Topraklarımı sana vermek isterim. Tamam, adam ne güzel 1000 liraya razıydı. Niçin yok yere dönüm ücretini yükselttin ki ağa? İyi aldın değil. Değeri neyse onu verdik. Fırsatçılık yapıp tarlalarını yok pahasına almak bana yakışmaz. Ha! Ha! Güle güle, güle güle. Allah'a ısmarladık. Uğurlar olsun. Sağ ol. İn aşağı hadi. Misafirler gitti ya, inersin tabii. Yürü hadi. Bari baban gelmeden yemeği yapmama yardım et. Yürü bakayım. Seni utanmaz rezil seni. Ne oldu abla? Günü alamadın mı yoksa istemeye gitmek için? Kahveleri annesi getirdi. Belli ki kız gönülsüz. Abla sen ne diyorsun ya? Unut o kızı Cemal. Koca köyde sana kız mı yok? Gönülsüzdün zaten Huriye'yi istemeye. Hiç mi beni düşünmüyorsun abla? Kız istedi de sanki ben gönülsüz oldum. O benim. Kimseye vermem Huriye'yi. Öldürürüm. Gene de kimseye yar etmem. Yetti gayrı canıma yokluğun. Yetti gayrı hasretin. Daha bebeğimizi kucağımıza alamadan gittin. O da senin hasretine dayanamayıp ardından geldi ha. Sizi düşünürüm hep. İkinizi. Cennet bahçesinde. Bebimiz kucağında. Bekleyin. Bir gün ben de geleceğim yanınıza. Konuşuyor. Kısmetleri onun için geri çeviriyormuşsun. Esaf mı kız?
Köylünün başka işi yok muymuş ki? Gidinin kızı senin. Osman gibi civan delikanlıyı. Nasıl böyle yaktın? Huriye'ye isim bile takmış oğlan. Ne diyordu sana? Misket. Misket mi? Misketmiş. Ne biçim isim o öyle? Doğru isim takmış oğlan. Bizimki çümen kıza ya misket denir ya da ağaç tepelerinden inmediği için sincap. Aldın mı sakın sözlerini? Kıskançlıklarından çatlıyorlar da ondan böyle konuşuyorlar. Dünya alet kardeşim olsun. Osman Efe'ye yanık olmayan kız mı var şu köyde? Sen de çok güzelsin Gülcan. Senin gönlün bu köydeki bütün kızlarınkinden daha güzel. Uğurlar ola misket kız. Uğurlar ola. Ödümüzü patlattın. Ben su yetiştireyim anama. Sabah çok bekledim. Niçin gelmedin? Anam bir iş verdi de ona gittim. İyi. Ananla sıcak tut ki aranı. Her dediğini yap ki gönlüyle istesin sevdiğin kızı. Ver ben taşıyayım. Huriye. Ben seni görmeden duramıyorum ama. Ben de. Beyaz güvercinimsin sen benim. Yüreğime konu verdin. Uçup gideceksin diye öyle korkuyorum ki. Kızın peşine takılmış herhalde ha. Bildireyim mi haddini? Bırak. İşimize bakalım şimdi. Ben bakracımı alayım artık. Al. Rabbime emanet ol misket kız. Seni gene göreyim mi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam Cemal. Nereden böyle muhtar? İlçeden geliyorum. O zaman Kırağı'yı da Bekir Ağa'nın kahyasını da görmüşsündür. Onlar da ilçeye inmişlerdi. Yo. Niye ki? Tapu işi için. Bekir Ağa tarlalarını Kırağı'ya satmış. Hem de iyi bir fiyata. Öyle mi? Ya. Hayırlısı olsun bakalım. Sağ ol. Afiyet olsun ağam. Oho, hoş gelmişsin, hoş gelmişsin. Sefalar getirmişsin. Hoş bulduk. Ağam hayırlı olsun. Toprak almasın köyümüzde. Mülk Allah'ındır muhtar. Bizler emanetçileriyiz. Dediğim gibi ağalar, insanca, kardeşçe bu topraklarda bundan sonra birlikte çalışacağız. İnşallah. 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 Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi. Kalın sağlıcakla. Uğurlar ola. Uğurlar ola. Allah razı olsun. Sağ olasın. Uğurlar olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. Ver bakayım. Hadi Allah'a ısmarladık ağalar. Güle güle ağa. Güle güle ağa. Güle güle. Güle güle.
Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Sağ ol kızım. Bakıyorum da dünden beri yüzünde güller açıyor. Aa, ben hep gülmez miyim baba? Başka ne olacak ki? Olmuştur, olmuştur. Artık ne olduysa. Neyin var Osman'ım? Dertli gördüm seni. Bilmediğim bir sıkıntı var içimde ana. Kötü bir şeyler olacak sanki. Allah ise kesin oğlum. Huriye benimle ilgili garip rüyalar görürmüş hep. Belki o sıkıntı yapınca. Hayır hayır oğlum. Rüyaların tersi olurmuş. Kötü düşünme sakın. Hadi sofra hazır. Sevdiğin gibi yayla çorbası yaptım sana. Göreceksin bak, her şey çok güzel olacak. Hani o kırmızı üzerine sarı işlemeli örtüler var ya. Aynısından sana da yaparız kız. Ben Ayşe abladaki yatak örtüsünü daha çok beğendim. Kimdir bu kız? Kimlerdendir acaba? Bilmeyiz ağam. Münasip bir dille bir araştırın. Kimdi o geçen Gülcan? Tanımıyor musun? Yok. Geçen de gördüm yolda. Sanki çıkaracak gibiyim ama. Kıra derler. Hani topraklarını birine sattıydı ya Bekir ağa. Alan bu işte. Dediklerine göre çok zengin bir adammış. Karısı sonra doğum yaparken ölünce de bu taraflara yerleşmiş. Görmedim sanma. Sana da nasıl baktı öyle. O nasıl söz Gülcan? Ben gönlümü Osman'a vermişim, bilmiyor musun? Selamünaleyküm ağalar. Aleykümselam. Osman gel hele gel. Otur şöyle. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Osman nasıl oldu bakalım? Alıştın mı toprağına? Kolay değil. Yıllardır askerdesin, gurbettesin. İnsan baba toprağını unutamaz ki muhterem mi? Alıştım elbet. Hele çifti çubuğu derle toparla da bir kız bulup everelim seni. Şuna bak hele şuna. Namı koca Ankara'yı tutmuş yiğide. Evlilik deyince utanıveriyor hemen. De bakayım hele. Var mı aklında biri? Bilmem ki. Anlaşıldı anlaşıldı. Aklına biri düşmüş senin. Deyiver hele. Kimdir? Kimlerdendir? Yok. Yoktur öyle biri. Hadi kalın sağlıcakla muhterem mi? Benim biraz işim var da. Ben de kalkayım. Otur hele yerine otur. Otur Cemal'im. Anladım niyetini ama ne oldu ki? Sebebini düşünürüm. Yoksa Osman'ın demediği Huriye mi? Anlaşıldı. Demek senin gönlündeki kıza niyet etti ha Osman. De bakalım hele. Bu herif çeşme başında suyunu taşır Huriye'nin. Ahlaksızlık etmezler ya. Gönül düşürmüşler besbelli birbirlerine. Sen ne dersin muhterem mi? Bugün kırağının adamı da sorduydu Huriye'yi. Kırağı? Evet. Kırağı. Bak canım, bir kızı 10 adam ister, bir adam alır. Şimdi asıl dert kır ağadır. Oh. 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 Kolay gelin. Hoş gelmişsin ağam. Hoş geldin. Kolay gelsin Ömer. Sağ ol ağam, hoş gelmişsin. Hoş gördük. Toprak verimli görünüyor Ömer. Öyledir ağam. Bekir ağa sağlığında iyi mahsul aldı buralardan. Buraya gelmemin asıl sebebi seninle bir şey konuşmaktı Ömer. Buyur ağam. Biraz özel.
ama hayırlı. Kıra'nın Huriye'ye talip olduğunu Osman duyunca ne olur sence? Kıra'ya düşman olur. Hatta Osman benim bildiğim Osman'sa kanını sürer ortaya. Osman'la Kıra'yı birbirine kırdıracağız Cemal. Kırdırınca da varisi olmayan Kıra'nın topraklarına el koyacağız. Bu nasıl olacak muhtar emmi? Varisi olmayınca toprak hazineye kalır Cemal. Köy sınırları içinde olursa işletme önceliği köye verilir. Peki köy kimden sorulur? Muhtardan. Yani dolaylı da olsa muhtar el koyacak topraklara. Sen de Huriye'ye el koyacaksın. Bu olur mu muhtar emmi? Olur mu? Beni iyi dinlersen, sözümden çıkmazsan olur. Buralara, köye bir çeki düzen vermek lazım. Yapılacak çok şey var. Ağam, sen yeter ki bize sahip çık. Hı hı. Allah'ın izniyle ne gerekiyorsa yaparız. Duyduğuma göre muhtardan pek memnun değil misiniz? Ne desek ağam. Çekinmeyin. Haberim vardır her bir şeyden. Köylünün emeğinden kırparak tefecilik yaptığını bilirim. Mühür kimdeyse saltanat ondadır ağam. O zaman alırız elinden mührü, hak edene veririz. Hadi kalın sağlıcakla. Ha! Ha! Söyle bakalım Ömer Ağa. Bana söyleyeceğin söz neymiş bakalım? Geldiğinden beri ağzın kulaklarında. Hayır olur inşallah. Hayırdır hanım, hayırdır. Ömer Ağa, çatlatma beni Allah'ını seversen. Bizim kıza bir talip var. Aman Ömer Ağa, ben de bir şey söyleyeceksin sandımdı. Sen de biliyorsun, bizim kızın talibi bir değil ki. Ama bizim Sincap kimseyi istemez. Lakin... Deyiver hele sözünün devamını. Az önce Huriye ile çene çaldıydık. Bana bir şey çıtlatıverdi. Ne çıtlattı? Bizim kız yüncülerin Osman'ı abayı yakmış. Osman mı? Ha. Oğlan da bizim kıza gönlünü düşürmüş. Yakında istetecekmiş. Bak şu Huriye'nin ettiğine. Osman merttir, çalışkan çocuktur. Tuttu mu taşın suyunu çıkarır. İyi bakar Huriye'ye. Bilirim Osman'ı, bilirim. Ama... Anlaşıldı. Senin söyleyeceğin Osman değil Ömer ağam. Kimdir peki? Kıra. Kıra mı? İstetmek için hemen ihtiyarları yollayacakmış. Evli değil miymiş ki o? Karısı geçen sene doğum sırasında ölmüş. Bebesi de ardından. Yazık. Talihsiz adammış. İyi yürekli, hayırsever bir adam olduğunu söylerler. Öteki ağalar gibi köylüye zorbalığı da yok. Hem bana da muhtarlığı uygun görür. İyi söylersin ama Huriye'nin gözü Osman'dan başkasını görmez. Bilesin. Sen yine de git, Kıra'nın ona talip olduğunu çıtlat. Bir yol ağzını ara. Belki Osman'a sevdası geçicidir. Kızını tanımaz gibi konuşuyorsun Ömer ağam. Talip var dediğin zaman saklanmak için paçalarımıza sarılan kız şimdi Osman'ın yolunu bekleyeceğim diye ağaç tepelerinden aşağı inmez oldu. Bugün yarın adamlar istemeye gelecek. Kızınla konuş diyorum sana. Nafiledir ama yine de konuşayım bakayım. Al bakalım. Ana,
söyleyeceğini. Baban uygun görmüş kızım, ne diyeyim? Sen ne düşünüyorsun ana? Senin için iyi olan tabii ki kızım. Adam varlıklı bir ağa. İyi, yiğit de biri. Ne söylersin sen böyle güzel anam? Benim gönlüm Osman'dadır. Bunu sen de bilirsin artık. Seni hanım ağa yapmak istiyor kızım. Ben hanım olacaksam Osman'ın evine hanım olacağım. Ölsem de kıraya varma. Bunu herkes böyle bilsin ana. Bir kız istedim bugün. Hanım birine benzer. Sakın şüphe etme isterim. Niyetim senin üstüne gül koklamak değil. Niyetim şu ölümlü dünyaya iyi bir er yetiştirip bırakmak. Öyle ki bu topraklara, köylere sahip çıksın. Ölümlü dünya kötülere kalmasın. Anlayışlı, iyi yürekli karım benim. Sakın unutma. Benim yerim senin yanındır. Misketim, davula çıktığında beni mi beklersin? Ne oldu? Nedir bu halin, güzel misketim? Bir aşağıda derdini söyle bana. Ne oldu senin gibi yüzüne? Bir gecede solmuş sararmışsın. Hasta mısın yoksa? Osman'ım. Kırağı. Ne olmuş kırağa? Dün beni babamdan istemiş. Birkaç güne kalmadan da istetecekmiş. Kırağı nasıl böyle bir vicdansızlık yapar? Sorup soruşturmaz mı? Duymaz mı benim sana sevdalı olduğumu? İsteteceğimi? Anama ölürüm de varmam ona dedim. İyi yürekli, mert bir adam olduğunu duyardım oysa ki. Osman'ım, kimsenin gücü yetmez değil mi bizi ayırmaya? Dünya bir olsa yeter mi misketim? Sen üzme kendini ne olur. Bu hainliği onun yanına kalmayacak. Osman'ım, yiğidim. Gitme, kurbanın olayım. Kötülük ederler belki sana. Ben ölsem de sana varacağım. Kalbini ferah tut güzel misketim. İyi şeyler getir aklına. Hoş geldin. Sağ olasın Fatma Hanım, hoş bulduk. Osman, ben anayım. Her şeyin farkındayım. İnsan sevdiğini rezil eder mi? Bütün köyün dilindesiniz. Birkaç güne kalmaz anam istemeye gelir Fatma Hanım. Bu işin beklemeye tahammülü yok demek ki. Evin çevresinde dolaşmakla, köylük yerde kızın adını çıkarmakla bu işler olmaz bilesin. Ana! Karışma sen! Çıkma bir daha Huriye'nin yoluna. Babası sözünü verdi ona. İnat edip kendini de bizi de rezil etme. Hayırdır Osman? Bir şey mi var? Yok bir şey muhterem bey. Gizli kör mü bellersin? Gel hele şöyle bir çay iç. Sakinleş. Gel dedim. Gel hadi gel. Çay ver bize Ali. Hemen. Nedir bu hal ne oğlum? Bak Osman. Baban dostum. Sen bana emanet sayılırsın.
Bir sıkıntın varsa elimden geleni yapacağımı bilirsin. Hem derdini demeyen derman bulamazmış Osman'ım. Kırağı. Evet. Kırağı Huriye'yi istetecekmiş. Buyurun. Yoksa senle Huriye? Peki kız ne der bu işe? Askerden döndüğünden beri buluşuruz biz Huriye ile muhterem mi? İkimizin de gönlü birbirimizdedir. Anam istemeye gidecekti Huriye'yi. Ya bu nasıl olur muhterem mi? İnsan çevreden sorup araştırmaz mı? Bu kızın sevdiği, konuştuğu biri var mı diye. Doğrusu ben de anlayamadım Osman'ım. Birkaç güne kadar ihtiyarları yollayıp istetecekmiş Huriye'yi. Her adam sevdiği kıza göz konur da yerinde durur mu? Peki ne diyeceksin Osman? Ne düşünürsün? Önce güzellikle konuşacağım kendisiyle. Anlamazsa... Dur hele, acele etme. Düşünelim biraz. Bence Kıra'nın haberi yoktur bu işte. Evet, kesin yok. Çünkü iyi bilirim kendisini. Gönlü olmadan kimseyi isteyecek adam değildir. Münasip bir dille anlatılırsa halden anlayacaktır. Bu durumda senin konuşman doğru olmaz. Onun için ben gider konuşurum kendisiyle. Derim ki böyle böyle. Seviyor çocuklar birbirlerini. Kesin kabul edecek. Olmadı. Bilirim. Senin önüne geçemeyiz. Yine bildiğini yaparsın. Sana bir şey olursa Osman... Bil ki ben de kıyarım canıma. Gözümü kırpmam, kıyarım. Kıyametin kopması yakındır Cemal. Ben sana ne demiştim? Gün doğmadan neler doğar? Yarın varın bakalım Kıra'nın çiftliğine. Dediklerimi aynen söyleyin. Peki abi. Peki abi. Demek mührü elimden alacaksın ha Kıra. Ben senin canını da ağlını da alayım da gör. Gelmiyor. Kendi bilir. Ömer ağa. Yanlış yapmıyoruz ya. Ne kadar inatçıdır bilirsin. Kıza bir zarar gelecek diye korkuyorum. Geçer. Huriye'yi çok şımarttık Fatma. Ondan böyle bu kız. Ehlileşmesinin zamanıdır artık. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun ağalar. Hangi rüzgar attı sizi böyle? Pek bir soluk soluğa kalmışsınız. Kıra'ya bir diyeceğimiz vardır. Emanet bir haber getirdik. Hayırlı haberdir inşallah. Buyurun geçin.
Ben ağama geldiğinizi haber edeyim. Sağ olasın. Buyurun. Ağam, Mihraplı köyünden 3 adam geldi. Sana emanet bir haber getirmişler. Desturum varsa alayım içeri. Al bakalım neymiş dertleri. Gelin. Öpeyim ağam. Tamam, sağ ol. Hoş geldiniz. Buyurun, soluklanın hele. Tahir, ağalara birer ayran döküverin. Baş üstüne ağam. Kahya bir haber getirdiğinizi söyledi. Ne oldu ağalar? Kötü bir şey mi var? Deyin hele. Ağam, üzerimizdeki emanet haberi sana bildirmek bile zulümdür bize. Ama elçilik vazifesi bize yüklendi. Ne çare? Ağam, konu Huriye kızla ilgilidir. Huriye kız mı? Ne oldu? Bir şey mi oldu Huriye'ye? Yok ağam. Huriye'ye bir şey olduğu yok. Ama... Lafı gevelemeyin de ne oldu söyleyin. Osman derler. Bir herif vardır ağam. İşsiz güçsüz. Ne yediği belirsiz aylağın tekidir. Uzun zamandır Huriye'nin ardında it gibi dolanır durur. Bunları söylemek çok güç. Değil mi ağalar? Hı hı. Evet doğru. O haddini yerini bilmez herif sana meydan okur ağam. Olur olmaz konuşur hakkında. Ne demişse diyiverin hele. Osman der ki, kırağa kim oluyor da benim kümesimdeki tavuğa göz koyuyor. İhtiyar başıyla ona talip oluyor. Değil mi ağalar? Evet. Evet doğru. Bu sözleri böylece söyledi mi? Evet ağam. Söyledi. Haddini bilsin. Yoksa onun leşini yere sererim bile dedi. Hatta ağza alınmayacak başka kelamlar da etti ama... ben onları senin gibi bir ağaya diyemem. Güvercin uçuverdi. Sen ne dersin bu işe Kahya? Namusumuza deli uzatıldı. Ben de şaştım ağam. Yalnız anlamadığım böyle bir haber yollamaya kim cesaret eder? Hem niye? İnanasım gelmez bir türlü. Soruştursak derim ama... bir taraftan da haddini bildirmekte gecikirsek... köylünün gözünde küçük düşmekten korkarım. Sen tanır mısın bu Osman'ı Kahya? Dedikleri oysa sen de gördün ya ağam. Hani köyün girişinde kızın peşinden giderdi. Osman dedikleri o muydu? Gözüm pek tutmamıştı zaten. O halde yarın gidip görelim. Haddini bildirelim o densizin. Yerinde olur ağam. Osman oğlum. Bilirsin. Seni severim. Sen yiğisindir. Ersindir. Delikanlısındır. Huriye kız aslında senin gibi bir yiğide düşer ama... Aması ne muhterem mi? Biz senin haberini ilettik kıraya Osman. Sözlerimi olduğu gibi mi? Olduğu gibi. Hatta ağam bu yakışık almaz. Gençler birbirine gönül düşürmüş. Ağlını göster. Girme araya dedik ama... o... De ne diyeceksen muhterem mi? Nasıl kıvrandığımı görmüyor musun? Kıraanın lafları laf değil Osman.
Dünkü çobanla koca ağayı bir mi tutarsınız? Ben onun sülalesini toptan ırgat olarak satın alırım. Ortalarda dolaşmasın. Huriye'nin adını da ağzına desturlu alsın dedi. Kırağın nihayetinde bir ağa işte. Malına, mülküne, gücüne güvenip göz koymuş Huriye kızı. Her şeyin sahibi olmaya, her şeyi elde etmeye alışmış. Sen gel vazgeç artık Huriye'de. O benim namusum muhterem mi? Er kişi namusundan vazgeçer mi hiç? Muhtar, ne olacak bu işin sonu böyle? İhtiyarları toplayıp kırağa varsak, aman dilesek. Dilemedik mi sanıyorsun? Ama kafaya koymuş bir kere. Osman'la konuşsak bir kere daha. Vazgeçirsek bu işten. Osman'ın nasıl bir yiğit olduğunu bilmezmiş gibi konuşuyorsunuz ağalar. Dönmez sözünden. Köyümüzün üstüne kara bulut çöktü sanki. Yok mudur bunun bir hal çaresi? İki taraftan biri yere yıkılacak. Yıkılacak ya. Hangisi yıkılacak olursa olsun yazıktır. Birisi mert bir er kişi, diğeri Allah için diyeceğim o ki bu toprakların görmediği kadar adil, merhametli bir ağa. Evet. Kız bu kadar helak etme kendini yeter. Beni de ağlatacaksın bak. Olmaz bir şey. Araya girer çözüm bulurlar elbet. Günlerdir rüyalarımda görüyorum hep Gülcan. Osman'ıma kötülük yapacaklar. Bir bak hele Huriye'yi. Ne yapar odasında? Az önce gittim baktım usulca. Kapamış başını dizlerinin arasına. Sessiz sessiz ağlar yavrucak. Ne olacak Ömer ağa? Nasıl nihayetlenecek bu işin sonu? Onu sadece Allah bilir hanım. Bu aciz kullarına düşen nihayetinde olacağını beklemektir. Gerçi o nihayette insanın kendi elindedir ya. Destur varsa bir kelam edeceğim. Ağam. Benim babam ağa babanızın ekmeğini yedi. Siz de bana ekmek verdiniz. Destur verirseniz ben yarın gidip... Ne o Tahir? Yoksa bu yeni yetmenin benim postumu deleceğinden mi korkarsın? Haşa ağam. Nasıl düşünürüm bunu? Ağam. Benim korkum senden yana değil. Güvenilmez elin itine. Bir tuzak kurar, bir kahpelik yapar. Anlayacağız artık karşı karşıya geldiğimizde. Ama gönlünün rahat etmesini istiyorsan çıkar bir kolaçan edersin. Sağ ol ağam. Thank you.
Osman'ı. Sana bir şey olursa ben senin acına nasıl dayanabilirim? Huriye'yi almasına göz mü yumayım ana? Onu mu demek istersin? Ah Osman'ım. Ah oğlum ah. Koskoca ağadır karşındaki oğlum. Baş edilir mi hiç ağ kısmıyla? Kederlenme güzel anam. Dualarını eksik etme benden yeter. Nasipse güzel misketimi Huriye kızı gelin getireceğim dizinin dibine. Ah oğlum. Osman. Misketim, göremem diye, yoksundur diye öyle korkmuştum ki. Yapma, gitme Osman'ım. Güvenilmez ağ kısmına. Ne kadar zalim değildir deselerdi, nihayetinde ağdı. Adamları, uşakları vardı. Kalbini ferah tut misket kız. Evvel Allah'a, sonra da bana güven. Ben senin yiğitliğine güvenmem mi? Ağa'ya güvenmemesi. Ya kalleşlik ederse? Ya sana bir şey yaparsa ben nasıl yaşarım Osman'ım? Doğru söylüyorsun ama başka çarem var mı misketim? Başka çarem var mı? Var. Kaçarız Osman. Ne zaman istersen kaçarız. Nereye istersen. Yeter ki ses etme Osman. Yalvarırım. Olmaz. Ben seni telli duvaklı gelin alacağım. Allah'a emanet ol misketim. Allah'a emanet. Sen de. Seni burada bekleyeceğim. Kuyruğuna geldi. Birazdan kıyamet kopacak. Osman'ın kulağına duyurdunuz değil mi kırağının geleceğini? Sade Osman olsa iyi. Bütün köye duyurdum. Bir davul çalıp çağırmadım kaldı. İyi hadi git. İyi. Gelse de bize bırakmasa bari Osman. Delse şu kırağının postunu. Delse de delmese de fark eder mi muhtar emmi? Nasıl olsa ikisi de ölecek. Sevdiğim Osman'ımı koru. Yiğidime kıymalarına izin verme. Onu bana bağışla. Onsuz yapamam ben. Kalleşlik olmadıkça karışmayın sakın. Kıra!
Diğerin söz aldığı yavuklusuna göz koymak hangi kitapta yer alır? Ea! Sen ne diyorsun Birkan? Seni istemeyen namuslu bir kızın ardında koşmaya söz almak mı diyorsun? Ha? Mertlik bu mu? Peki kız seni istiyor mu kırağa? Bir defa yan yana gelmediğin, gözlerine bir defa bakmadığın, dilinden söz almadığın bir kıza yaraşmaya utanmıyor musun? Talip olmaya nasıl hak bulursun kendinde? Bir kıza henüz söz kesilmemişse ona herkes talip olur. Ey efendim. O vakitten sonra kimin bileği güçlüyse kızı kendine açışı kadın yapar. Huriye! Huriye! Buradayım Gülcan. Ne oldu? Kral ile Osman meydanda dövüşüyorlar. Birbirlerini öldürecekler. Ay! Ay düştü! Huriye! 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 Kızım! Huriye! Kızım! Huriye'm! Ay ne oldu? Huriye! Böyle olacağını bilseydim, kıraya verir miydim seni hiç? Benden istediğinde olur yolunu açar mıydım hiç? Verirdim seni Osman'a. Tenli duvaklı gelin ederdim kızım. Huriye'm! Kızım! Huriye'm! Güvercini uçurdu. Kanadın açıverdi. Sana dönük bir namlu buldum. Adam muhtarın adamlarından biri ağam. Osman'ım. Allah'a emanet ol.
zorladı beni. Huriye'yi vereceğim sana dedi. Köpek! Kim zorladı seni Cemal? Benim bir suçum yok. Ben sadece Huriye'yi... Muhtar! Bütün suç muhtarın. O söyledi. O adamı da duvarın oraya muhtar koydu. Seni vurdurtmak için ağam. Niye muhtar? Niye? Toprakların işletmesini almak için ağam. Huriye, senin gibi genç ve cesur bir yiğide daha çok yakışır Osman. Osman! 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 Huriye! Gülcan, ne oldu Huriye'ye? Ağaçtan düştü. Öylece hareketsiz yatıyor. Hadi. Misketim. Geldim işte. Beni bekle. Mutlaka geleceğim demiştim ya. Beyaz güvercinim benim. Oldu mu şimdi senin yaptığın? Ha? Bir şey yok çok şükür. Osman'ım yaşıyorsun. Şükürler olsun. Misketim.